Merhabalar, hoş geldiniz. İsmim Büşra. Her hafta son olduğu gibi bu hafta da bir webinarda bir araya geldik. Bu hafta sizlerle webinarımızda güç kaynaklarını inceliyor olacağız. Yangın alarm sistemlerindeki yedek güç kaynakları ve sahada kullandığımız güç kaynaklarından bahsedeceğiz. Bu bağlamda neleri konuşuyor olacağız? Güç kaynağı çeşitlerini, tiplerini konuşacağız. Bu güç kaynaklarının ne amaçla kullanıldığından bahsedeceğiz. Ve güç kaynaklarını projelendirirken, kullanırken neye dikkat etmemiz gerekiyor? Bu dikkat etmemiz gereken noktalarda hangi standartları, hangi yönetmelikleri baz alıyoruz? Bunlardan bahsediyor olacağız. İlk olarak güç kaynaklarının ne amaçla kullanıldığına bakacak olursak, yangın algılama ve alarm sistemlerinde bağlı bulundukları, kendilerine bağlı olan cihazları beslemek üzere güç kaynakları kullanıyoruz. Ve bunun yanı sıra içinde bulundukları santrallerin de enerji kesintisi durumunda çalışır vaziyette kalmasını sağlamak üzere yedek güç kaynağı kullanıyoruz. Yani burada aslında iki kavram çıkıyor karşımıza güç kaynağında. Bir, sahada kullandığımız harici beslemeye ihtiyaç duyan cihazları, ki birazdan onlardan da bahsedeceğiz. BİM dedektörleri, gaz dedektörleri, siren modülleri, bölge denetim modülleri gibi harici beslemeye ihtiyaç duyan cihazları beslemek için kullanıyoruz. İkincisi de santrallerin içerisinde, yangın alarm santrallerin içerisinde bulunan bir güç kaynağımız var, yedek güç kaynağı. Bu da enerji kesintisi durumunda sistemin aktif olarak belli bir süre çalışır durumda kalmasını sağlıyor. Kılavuzlara bakacak olursak EN54'de 4 ve EN54'de 14 standartlarından faydalanıyoruz. EN54'de 4 standartımız bizim güç kaynağı standartımız. Yani güç kaynaklarının, kullandığımız güç kaynaklarının EN54'de 4 standartına göre üretilmiş, test edilmiş ve sertifikalandırılmış olması gerekiyor. Bir de EN54'de 14 standartı var. Bu standartta hepimizin bildiği üzere yangın algılama sisteminin projelendirme standartı. Yani biz yangın algılama sistemindeki herhangi bir parçayı, herhangi bir ürünü projelendirirken, seçerken EN54'de 14 standartını baz alıyoruz. Gelelim güç kaynağı çeşitlerine. Santral güç kaynağı dediğimiz santralin içerisinde bulunan fotoğrafında gördüğünüz benzer şekillere, diğer markalarda değişiklik göstermekle beraber aşağı yukarı benzer şekillere, biçime sahip bir güç kaynağımız var. EN54'de 4 standardına göre tasarlanmış bir güç kaynağıdır bu. Otomatik akü şarj devresine sahiptir. Yani bu ne demek? Akülerin şarj sıcaklığı belli bir noktaya ulaştığı zaman akülerin ömrünü uzatmak adına şarjı durduruyor. Ve bu güç kaynağı toprak hatasını, akü hatası dediğimiz işte şarj cihazında mı bir hata var, akünün voltajı mı düşük, aküde bir problem mi var, bağlantısı mı yok, bozuk mu gibi hataları gösteren bir güç kaynağı. Santrallerin içerisinde direkt olarak bulunan bir güç kaynağı bu. Bir de harici güç kaynağımız var. Harici güç kaynaklarının işlevi, görevi ise konunun başında da belirttiğimiz üzere yangın algılama sistemi içerisindeki bazı parçalar harici olarak besleme, enerji gerektiriyor. Bunun sebebi alarm anında yüksek akım çekiyor olmalarından dolayı bu parçaları, bu ürünleri biz santralden beslemek yerine harici olarak güç kaynağıyla besliyoruz. Peki neler bunlar? Hangi cihazları biz harici güç kaynağıyla beslemek durumundayız? Siren kontrol modüllerini, bölge denetim modüllerini, ışın tipi duman dedektörlerini, patlayıcı ve zehirleyici gaz dedektörlerini, aktif hava örneklemeli sistemi, kablo tipi sıcaklık dedektörünün kontrol ünitesini ve alarm matrix ünitelerini harici olarak beslemek zorundayız. Hangi cihaza kaç tane güç kaynağı kullanacağımız ise cihazdan cihaza farklılık gösteriyor. Cihaz üzerinde modüllerden örnek verecek olursak giriş çıkış sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Şimdi BİM dedektörlerinde alıcı verici sayısına göre değişkenlik gösteriyor. Dolayısıyla kaç tane cihazda kaç tane güç kaynağı kullanacağımız tamamen projede ürün adedi üzerinden belirlenen bir durum. Gelelim projelendirme esaslarına. EN54'de 14'ün İngiliz standart maddelerine bakacak olursak EN54'de 14 güç kaynakları ile ilgili şunu söylüyor aslında. 6.8.3 bekleme durumunda güç kaynağı diye bir maddesi var. Diyor ki burada ana güç kaynağının kesilmesi durumunda yedek güç en az şarj edilebilir bir bataryadan sağlanmalıdır.
ve bu bataryanın kapasitesi sistemi birazdan belirteceğimiz süreler kadar beslemeye yeterli olmalıdır diyor. Yani bizim santraller içinde kullandığımız ya da güç kaynakları içerisinde kullandığımız yedek besleme ünitelerimiz, yani akülerimiz sistemi belli bir süre besleyebilir durumda olacak diyor. Ve bu istenen belli bir süreyi de şöyle ifade ediyor standart. Eğer bizim sistemimiz, santralimiz, yangın algılama sistemimiz sürekli olarak takip edilen bir durumdaysa ve biz yangın algılama sistemimizden hataları, alarmları, arızaları anlık olarak alabiliyorsak, olası bir enerji kesintisinde kullanılan yedek güç kaynağının, yani akülerin sistemi 24 saat arıza uyarısı verdirebilir, 30 dakikada yangın alarmı verdirebilir durumda tutması gerekiyor. İlk kuralımız bu. Eğer yangın algılama sistemimiz sürekli izleniyorsa, o zaman kullandığımız yedek güç kaynakları sisteme 24 saat arıza uyarısı verdirecek, 30 dakikada yangın alarmı verdirecek. Bir diğer senaryo ise sistemin sürekli izlenmediği durumlar. Eğer biz yangın algılama sistemini uzak bir noktadan sürekli olarak izlemiyor isek, sürekli olarak hata durumlarını, arıza durumlarını almıyorsak, o zaman da sahada kullandığımız, bu yangın alarm santralinde sisteminde kullandığımız güç kaynağının sistemi en az 72 saat arıza uyarısı durumunda durdurabilmesi, çalıştırabilmesi, 30 dakikada yangın alarmı verdirebilmesi gerekiyor. İşte bu da bizim az önce anlattığımız tablonun, daha doğrusu standart maddelerinin tablolaştırılmış hali. Bakmamız gereken şey şu: bizim sistemimiz sürekli izleniyor mu, izlenmiyor mu? Eğer izleniyorsa içerideki güç kaynağı herhangi bir yangın durumunda, hata durumunda sistemi 24 saat arızada 30 dakika yangında tutacak. Sürekli takip edilen bir lokasyon değilse 72 saat arızada 30 dakikada yangın durumunda tutabilecek. Güç kaynakları ile ilgili bazı örnek uygulamalarımız var. Demiştik ki gaz dedektörleri harici güç kaynağı gerektiren cihazlardan bir tanesi. Peki kaç tane gaz dedektörüne ne kadar güç kaynağı kullanabilirim? Şöyle ki 100 metrelik bir bağlantı alanımız var güç kaynaklarında gaz dedektörleri için. 5 amperlik güç kaynağının 2 tane besleme çıkışı var. Bu iki besleme çıkışının her birine 100 metre içerisinde 20'şer tane gaz dedektörü takabiliyoruz. Yani toplamda 5 amperlik güç kaynağıyla 100 metre içerisinde 40 tane gaz dedektörü besleyebiliyorken, 10 amperlik güç kaynağında ise yine her 100 metreye 20 tane maksimum dedektör olacak şekilde toplamda 80 tane gaz dedektörü besleyebiliyoruz. Evet, güç kaynakları ile ilgili benim aktaracaklarım bu kadar. Katılımlarınız için çok teşekkür ediyorum.